Arkadaşlar merhabalar. İyi akşamlar dilerim herkese. Harika bir hafta başlangıcı oldu. Umarım bu şekilde devam eder. Tabii ki hızlı yükselişleri ve hızlı düşüşleri sevmiyorum. Bunu da dile getirmek isterim. Sakin sakin, düzeltme yapa yapa, tane tane yükselsin, tane tane düşsün. Yani herkese bir anda fazlasıyla kazandıran endeks bir anda da fazlasıyla kaybettirebilir. O yüzden bu cümleleri kuruyorum arkadaşlar. Şimdi videoma başlamadan önce her zamanki yasal uyarımı yapayım. Bu videoda anlatacaklarım asla ve asla yatırım tavsiyesi kapsamında değil değerli arkadaşlarım. Şimdi burada... Öncelikle endeksimizle BIST 30'un vadeli e, işlemlerde e, dolar bazlı grafiğine bakmak istiyorum. E, tabii ki bu dolar bazlı grafikte e, tam bu bölgedeyken arkadaşlar e, endeksin bokunun çıktığını yani özür dileyerek söylüyorum bunu e, tam da birkaç e, video öncesinde söylemiştim. E, bu günlerde zirvelerdeyken bu bölgelerden bir satış gelirse çok üzebileceğini dile getirmiştim ve inanılmaz sert bir satış geldi. Sonra da döneceği yerleri tahmin etmek adına e, tabii ki bunları Twitter hesabımda da 28 Eylül'de bakın e, hem TL bazlı grafikle hem de dolar bazlı grafikle paylaşmıştım değerli dostlarım. Şimdi buradan gücümüzü aldık ama böyle sert bir güçte açıkçası e, beklemiyordum. Yeniden yükselişlerde bu bölge Bölgeye yine dikkat etmeliyiz çünkü hala buranın değiştiğini söyleyemem. Burası aşılır ve buranın üstünde kalıcı olursa gerçekten ciddi bir rally başlar. Gerçekten ciddi bir rally başlar. Şimdi bunun sebeplerine gelecek olursak, biz dolar bazlı endeksimizde arkadaşlar, bakın 400 dolarlar daha önce gördüğümüz seviyeler ve daha sonrasında yine Bizim ciddi şekilde direnç olarak gösterilen 260 dolar seviyeleri karşımızda. Biz daha 211 dolardayız. Yani buranın üstünde kalıcılıkta ilk hedef yani %21 dolar bazlı e, baktığımızda %20 e, bir yine endeks rallisi olabilme potansiyeli var tabii ki. Ama yine burası bizim için ciddi bir seviye. Tabii ki yukarıda da gördüğünüz üzere... E, zirveleri 400 dolar civarında. Oraları bir daha görür müyüz? Yani inşallah görürüz tabii ki herkesin kazanmasından yana dualarımız. Şimdi gördüğünüz gibi burada satış bölgesi yani dikkat edilmesi gereken bölge özür dilerim satış bölgesi olarak demeyeyim ben bunu dikkat edilmesi gereken bölge burası aşağıda da çok güzel destek konumumuz bu bölge olarak görünüyor. TL bazlı da baktığımda yine e, 4700 ve 5170 e, 5200 seviyeleri bu e, bölge yine bizim için ciddi bir risk seviyesi teşkil ediyor Bu bölgelere gelirse açıkçası TL bazlı grafiğe bakacak olursam Tabii ki daha önce hiç test etmediğimiz seviyeler Buralar tamamen e, matematiksel verilerden yola çıkarak hesaplanan bölgeler arkadaşlar. Buralardan e, satış gelmesi çok 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 muhtemel olacaktır tabii ki dediğim gibi TL bazlı BIST 30'un vadeli endeksine baktığımızda. Şimdi bunun dışında biz daha önce e, neler söyledik daha önceki videolarımızda bu biraz daha e, Hani ne dedik ne oldu videosu gibi olacak onu da söyleyeyim. Yeni bir hisse, bir tane de yeni bir hisse dün beğenmiştim. Twitter hesabımdan e, istenen analizler e, olmuştu. Onları düzenli olarak bir sürü analiz paylaştım arkadaşlar dün ciddi yoruldum, e, ciddi bir emek harcadım. E, lütfen Twitter hesabımı da takip edin arkadaşlar çünkü buradan bana çok daha hızlı. Ulaşırsınız YouTube'a göre çünkü YouTube'a video at ondan sonra grafiği hazırla videoyu hazırla üstüne bunu internetten YouTube'a at falan bunlar çok uzun sürebiliyor. Buradan bana daha hızlı ulaşabilir ve daha hızlı analizlerinize yani istediğiniz hisselerin analizlerine karşılık bulabilirsiniz değerli dostlarım. Şimdi... Ee, dediğim gibi buradan bir sürü analiz istendi ve istenilen analizler arasında bir iki tanesini beğendim. Ben en azından bir tanesini sizlerle e, paylaşmak isterim. Neredeydi o? Şöyle bir de ha bu mesela e, başkent e, gaz şeklinde. E, bunu bir inceleyelim bugün sizinle ayrıca. Onun dışında yine birkaç video önce öncesinde herkes banka endekslerinden şikayet, yani bankadan şikayet ederken bankalar ne olacak, bankalarda çok terste kaldık, battık, şöyle oldu, böyle oldu derken ben yine Twitter hesabımda e, hiçbir şekilde korkmadan yine analizlerime güvenerek çünkü e, tamamen Reel verilere dayanan, böyle sallama, ressamlık, ya işte şuradan bir trend geldi, buradan şöyle geçti, böyle değil. İnançsal seviyeler değil, tamamen arkadaşlar belirli e, verileri olan seviyeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tabii ki bu seviyeleri e, ben video öncesi hazırlıyorum çünkü... Bir e, sihirbaz nasıl ki sihrinin sırrını açık etmemeye çalışırsa ben de en azından onları açık etmemeye çalışıyorum. Bu açıdan lütfen kusura bakmayın değerli dostlarım. Çünkü bunlar benim ciddi e, maliyetlerle aldığım eğitimler sonucu e, elde ettiğim verilerdi. E, bunları da ayrıca eğitimler düzenleyerek e, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi burada e, dediğim gibi nelerden bahsetmiştik mesela... Akbank'tan bahsetmiştik Akbank'tan bahsetmiştik şöyle göstereyim Akbank grafiğini çok öncelerinde attım ki YouTube'da da videosu duruyor arkadaşlar nereye kadar sarkabilir sarktığında nerelerden dönebilir diye bu bölgeleri sizlere göstermek istemiştim faydası olmuştur Umarım ben bu bölgeye indiğinde açıkçası bu hisseden bir parça aldım tabii ki satar mıydım aşağı sarksaydı satmazdım buradan da bir parça alıp artık yatardım yapacak bir şey yok derdim. Çünkü bunlar benim e, önemli doğru maliyetlenme olarak gördüğüm seviyelerde. İş Bankası yine daha bu seviyelere gelmeden paylaştım. Yine bu seviyelerde bir e, frenleme oldu ve yeniden tavan oldu. Aşağı tekrardan sarkar mı? Sark, sarksın benim için bir problem yok. Bu bölgeden yeniden maliyetlenmeyi düşünürüm değerli dostlarım. Ama lütfen herkes kendi riskini kendi belirlesin. Bu bölgeler kırılmaz bölgeler değildir. En azından e, ben sağlam, maliyetlenme olarak baktığım bölgelerdir. Şimdi mal 13,5-14 liralardan gelmiş yarısına. Daha da aşağı gelmiş 3'te birine. Yani bir de banka, bir de iş bankası gibi bir banka. Ben neden yani alıp e, arkama yaslanmayayım ki baktığımızda. Tabii ki Türkiye'nin şartları e, değerli dostlarım biraz farklı. E, ne olacağı, ne ne biteceğini hiçbirimiz bilemeyiz bu noktada. Umarım üzücü şeyler yaşamayız diyorum. Mesela TSKB yine. TSKB taban 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 gelirken arkadaşlar e, bu sefer turuncu, riskli bölgemizde durmadı. Yeşil bölgemizin de artına sarktı ama bu bölge yine bize bir tutucu bölge olarak davrandı. Şeker Bank'ta da yine bank endekslerinde de yine paylaşımlarımı yaptığımda bu zaten turuncunun içindeydi. Ben yeşil beklentimi söylemiştim ve buradan da şu an nokta atış bir destek almış durumda görünüyor. Şimdi bankalardaki seviyeler genel anlamda bunlar hızlı geçtiğimi düşünebilirsiniz. Videoyu durdurup arkadaşlar seviyelerin neler olduğuna kendiniz dikkatlice bakmanızı isterim açıkçası. Şimdi başkent doğalgaz e, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak şimdi bunu e, bir enerji firması olarak mı yoksa gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak mı değerlendireceğiz sektör analizinde biraz sıkıntı yaşadım açıkçası bunu analiz ederken çünkü hangi sektöre bakarak bunu analiz etmem gerektiğini şimdi gayrimenkul yatırım ortaklıklarına göre bir pahalılığı var ama enerji şir şirketlerine göre de bir ucuzluğu var gibi bir sıkıntıya düştüm Ben tamamen grafiksel verilerden yola çıkmaya karar verdim daha önce gördüğü en yüksek zirveler 34 lira zirveleri 35 lira zirveleri ve 39 liraya kadar bir kanal hattı oluşturabilir Tabii ki yeni fiyat hareketleri oldukça bu seviyelerin güncellenmesi gerekir değerli dostlarım şimdi burada mükemmel bir trend var bakın şöyle gördüğünüz gibi neredeyse hiç ihlal edilmeden bir trend oluşumu var ama bakın şurada bir ihlal var bu bölge biliyorsunuz ukrayna rusya savaşının olduğu ve bu savaşın başlangıcında endeksimizin de birlikte çakıldığı ve doğal olarak bir doğalgaz diyorsa burada e, piyasanın Rusya'dan dolayı en fazla etkilendiği sektör olan doğalgazda da bir olumsuzluk yaşadığı bölge olarak bir savaş fiyatlaması olarak kaldı burada ve yeniden üstüne attıktan sonra bakın çok güzel bir şekilde çalışmaya devam etti. Yine bir trend dibindeyiz. Yani bu doğumundan itibaren gelen trendin yine dibindeyiz. Şimdi burası kırıldığı takdirde yeşil bölge artık çok ciddi inanılmaz bir destek bölgesi aslında baktığımızda. Sarı bölge or, yani düşük riskli bölge ki yeniden mal toplanıp yukarılara sürülmesi için güç toplaması gereken yer. Bir de üstüne trend dibinde olduğunu varsayarsak benim için çok daha cazip bir hale geliyor. Turuncu bölge artık risklerin iyice arttığı ve kırmızı bölgede benim için TL bazlı altını çiziyorum. Enflasyondan dolayı grafiklere dolar bazlı da bakmayı tercih ediyorum çünkü. TL bazlı artık e, hissenin fiyatının fazlasıyla şiştiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Görüntüsü bu değerli dostlar normalde dediğim gibi ben sektör analizini falan her şeyini yapıp sizlere atıyordum böyle hisselerin fakat bu noktada e, buna açıkçası İş Bankasının e, iş yatırım kanalından baktığımda ne oluyor işte orada enerji sektörü içerisinde çıkıyor ama sonunda gayrimenkul yatırım ortaklığı yazıyor mesela ADESE'ye de baktığınızda AVM olarak perakende alışveriş e, perakende firmalar olarak çıkıyor ama baktığınızda ADESE de gayrimenkul yatırım ortaklığı sınıfına girdi bu yüzden arkadaşlar bunların güncellendikten sonra sektörlerine bakmamız çok daha sağlıklı olacaktır. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani güzel bir hisse paylaştığımı düşünüyorum yine sizlerle bu noktada. Aşağıda ve yukarıda ciddi seviyeleri belli. Benim için çok güzel bir trend desteğinde olduğunu da dile getirmek isterim. Fakat dediğim gibi herkes kendi riskini kendi belirlemededir. Lütfen benim söylediklerimden en azından sadece benim söylediklerimden yola çıkarak herhangi bir yatırım işlemi lütfen yapmayın. Zarar edebilirsiniz sonuçta. Bu noktada... Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen dediğim gibi Twitter hesabımı takip edin. Bana çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. İstediğiniz hisselerin analizlerini gün içerisinde e, ya da gün sonunda hızlı bir şekilde bakıp sizlerle paylaşabilirim. Bunları dedikten sonra iyi akşamlar diliyorum değerli dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Eski videolarım kanallarımda hiçbir şekilde silmeden duruyor. Eski videolarımdan da ne demek istediğimi sizler çok daha net ve iyi bir şekilde şekilde anlarsınız görüşmek üzere